Beşiktaş Sporting maçına ne kadar konsantre olabilir? Sergen Hoca ve oyuncular artık bitti diye düşünüyor olabilir mi? Ya da Sergen Hoca tamamen lige konsantre olmak ister mi? Şöyle, Şampiyonlar Ligi'nde arkanda 3 mağlubiyet varsa 4. maça konsantrasyon çok farklı olur. Şampiyonlar Ligi'nde yeni başlıyorsan ilk maçınsa konsantrasyonu çok farklı olur. Arkanda 3 galibiyet varsa konsantrasyon tabii ki çok farklı olur. O 3 mağlubiyetle gidiyorsun oraya. Deplasman uzun bir yolculuk. Tabii ki oranın konsantrasyonu biraz daha coşkusu az olur bence psikolojik olarak. Ama ben buradan çıkıyorum. Ben Şampiyonlar Ligi'nde yokum. Artık bana de bir düşünce ne takımda ne de hocada yok. Bazı futbolcular için bunlar vitrin maçıdır. Şimdi Larin orada 2 gol daha atsa, artık bir puanla tanışsa Beşiktaş. İşte oyuncular yani, zaten konsantrasyondan kopmaz. Galatasaray galibiyeti şu anda Fenerbahçe Beşiktaş futbolcunun üzerindeki o baskıyı da aldı. Artı bir motivasyon da kattı yani. Bunu kabul etmek lazım. Şimdi Hatay maçına çıkacak. Derbiden galibiyetle ayrılmış. Hafta içi sonra hemen 4 gün sonra bir maç oynayacaksın. Onlara Fenerbahçe, hani Beşiktaş'ta hem Sergen Hoca hem futbolculara olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Maçın sonucu ne olur? Ama bundan önceki karşılaşmalar gibi olmayacak. Bir defa kadro olarak da baktığın zaman neredeyse 1-2 eksik dışında bundan önceki maçlara göre sayı da artık alternatifli olmaya başladı kadro yani. Peki yine gelen sorularla devam edeceğim. Savaş, sana soru gelmiş. Penaltı tekrarlanmalıydı bence de demiş Selim Bey. Ama ben de kendisine soruyorum. Türkiye'de kaç tane nizami penaltı kullanılıyor? Galatasaray'da dahil demiş. Şimdi zaten benim söylemek istediğim de bu. Bir kural ya siyahtır ya beyazdır. Bunun işte grisi yoktur. Serdar az önce dedi ya bazı pozisyonlar gridir diye. Ya bu gri nedir mesela? Diyor ki var. Pozisyon gri olması lazım. Neye göre gri? Kime göre göre? Bazen çok net pozisyon grisi falan filan yok. Yukarıda diyorum yani Riva'da bir hakem heyeti var orada. Varı var, avarı var. İzlerken eğer orada bir gri pozisyon varsa onun için varsınız. Galatasaray'da olsun, Beşiktaş'a da olsun, Fenerbahçe'ye de olsun, Kasımpaşa'ya da, Hatay'a da bütün takımlarımız olsun. Eğer bir penaltı tekrarlanıyorsa, rengi sarı kırmızı bu aman olmaz. Rengi işte sarı lacivert olmaz. Her takım olsun. Türkiye'den çıkalım, dünyada tekrarlanıyor mu? Tekrarlanan maçlar var bu sene. Ama hepsi tekrarlanmış. Oranı kaç? Avrupa'da genelde tekrarlanıyor. Ya yapma Savaş, bir şey söyleyeceğim sana. Galatasaray'ın hangi maçtı kaleci fazla zaman geçirdi diye bir... 6 saniye kuralı. 6 saniye evet, kuralı. Uygulandı. Evet. Daha önce uygulanıyor muydu? Bir kere oldu kaldı. İşte onu diyorum sana. İşte o zaman da Galatasaray'ları kızdırırsın işte. Ya böyle Galatasaray Malatasaray değil. Herhangi bir spor diyelim. Herhangi bir kulüp diyelim. Değişmiyor. Ama bir Galatasaray olması Galatasaraylılara tabii ki. Ben böyle, tabii ben böyle mesela şimdi üzmez Kerem'e atılan dirseğin daha önce Mustafa Muhammed'in yaptığının daha hafifine kırmızı kart gösterirsen ben buraya tek tek sayarım şu anda. Hemen pozisyonları 10 tane çıkarırım. Yalnız ben bir şey söylemek istiyorum buradan. Ben bugünden itibaren hakem hakkında konuşmayacağım artık. Çok büyük olaylar olmadığı sürece. Çünkü yeni bir oluşum başlıyor MHK'de. Bence çok ciddi bir değişime girecek. Ben öyle duyuyorum. İnanıyor musun? İstihbaratım bu şekilde. Yeni merkez hakem bir röntgeni çekilecek. İngiliz eski hakem de gelecek. Bu yeni hakem de bir yeni MHK başkanı ile birlikte bir röntgeni çekilecek. Fakat bu sadece Türk futbolunda bir sorun var değil mi? Türk futbolunun tüm sorunlarını MHK'nin üstüne yıkarsan bu işin içerisinden çıkamayız. Medya ayağı var bunun. Futbolcu ayağı var. Yönetici ayağı var. Menajer ayağı var. Ekonomik ayağı var. Ha her şey düzgün. Bir tek hakemler. Şimdi ben de kendi üzerime düşeni. Zaten Erman Hoca yorumluyor. Ahmet Hoca yorumluyor. Deniz Çoban Hoca yorumluyor. Bünyamin Hoca yorumluyor. Ben artık işte kırmızı, turuncu, sarı o işlere girmeyeceğim. Ama çok böyle spesifik bir şey olduğu zaman. Neden? Yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü her şey MHK'ye yükle, her şey MHK'ye yükle. Yorumcu tertemiz, futbolcu tertemiz, yönetici tertemiz. Hani bir tek marka değerini MHK mi kötülüyor? MHK mi bitiriyor? Ben burada da katılmayacağım. Yani katılamam zaten da. Zaten katılsan şaşırdım. Katılamam da çünkü niye katılamam? Bu MHK'yi kim belirliyor? Türkiye Futbol Federasyonu belirliyor. Şu andaki MHK yönetimine bakıyorum. Hani yanlış yerlere çekilmesin. Oldukça tecrübesiz. Daha önceki atamalara baktığımız zaman, daha önceki
Merkez Hakem Komitesi ve heyetin ekibine baktığımız zaman. Şu anki MHK Başkanı için. Şu anki MHK Başkanı kaç kuruları. Günlük? Daha yeni. Kaç gün? Önceki gün açıklanmış. İki gün. Tamam. İki gün görevde olan MHK'yi mi eleştiriyorsun? İki gün bile değil canım. Dün açıklandı. Ya bak eleştiri mantıklı başka. Mı? Bak, mantıklı mı? Ben yani diyorum ki. Serdar Tatlı'nın bir sene sonra görevden bir sene sonra aldığı eleştirileri bu adam niye iki gün sonra alıyor? Bu hakemleri bu yönetim mi açıkladı? Yok. Hayır. Ne zaman açıklan... Bir şey söyleyeyim mi Serdar? Kim açıkladı biliyor musunuz? Ben söyleyeyim mi? Barış Şimşek açıkladı. Profesyoneller atıyor şu an hakemleri. Bak. Ben oraya da çok fazla... Sistem işler. Devlette iktidarlar değişse de bürokratlar genelde devam eder. Sistem işler, devletin çarkları döner. Burada da MHK'nin bir çarkları dönmek zorunda. Ben bir bekleyeyim bir ama şey, bu adam bir, daha bir, gelmeden bu kadar böyle ağır eleştiri ben çözemedim. Eleştiri daha yok. Ben sadece yo, ben sosyal medyada gördüm. Ben sadece umutlu olmadığımı söylüyorum. Çünkü çok genç bir ekipten kurulu. Eski bakıyorsun şimdi yan hakemler var. Hakemliği tartışılanlar var. Daha önce de ben hep şunu söyledim. Yeni insanlar gelmez lazım. İyi de yeni insan gelecekse yine tecrübesiz olacak. Birkaç tane böyle bu işlerin piri olması lazım. Bir ya da iki tane. Her dönemde oluyordu. Atamayla geliyorsunuz. İki haftadan şu anda Türkiye ama bu eleştirilmiyor muydu zaten? Hep aynı isimler dönüyor. Bir önceki dönem sonrakinin ertesine yine benzer isimlerle göreve getiriliyordu. Ben hatırlıyorum. İnşallah başarılı olur. Bunun öncesindeki olurlar. İnşallah kadroyla. Adaletli olurlar. İnşallah atamaları iyi bir şekilde yaparlar. Ben mesela şu anda Alper Ulusoy'un atanması bu haftaki maça baktığımız zaman Alper Ulusoy kimdir? Vedat Abbatmış. Urfa'dan selam olsun Urfa'ya da. 6 saniye kuralında. Evet. Kuralının hakemi. Demin onu konuştuk. Evet demin onu konuştuk. Vedat abim hemen iyi bir takipçimizdir. 60. 6 saniye kuralında uygulatan, oradan gol yediren hakem. Ya bir şeyler değişecekse, şimdi kör gözün parmağına sokar gibi ilk haftada bu hakemi buraya getirmek. O zaman tabii ki camialara tek tek ben bunu istemiyorum deyip Galatasaray'ın ben bunu istemiyorum dediği bir ortam olmadı. Hakem eleştirileri hep oldu. Bugün sayın yönetici, sayın ikinci başkan Galatasaray camiasını kızdıracak açıklamaları da bulundu. Beşiktaş'ı tebrik ediyor tabii ki ama hakem hatalarında hiçbir şekilde değinmemişti. Ben inşallah yanılırım. Tabii ki destek vereceğiz. Ben Serdar Tatlı'yı burada defalarca en ağır şekilde eleştirdim. Serdar Tatlı içimizden biriydi, yorumcuydu, yazardı. MHK'ye hakemleri çok eleştirirken aynı hakemlerle çalıştı. Burada da inşallah beklediğimiz, inandığımız, güvendiğimiz o adaleti sağlayacak bir şekilde hakem atamaları olur.